bir başka bezeme yöntemi bizim yaptığımız, bizim çalıştığımız değişik düğmeleri kullanarak kutu kapaklarını bu şekilde bezemek. Bu elimdeki örnekte aynı tip düğmeleri biraz renklendirmek için farklı renklerde muline ipliklerle tutturarak, bağlayarak kutunun kapağını böyle bir çalışma yaptık. Bir diğer örnek buradaki ise bu yaptığımız çalışma. Bunda ise elimizdeki güzel bir düğme koleksiyonunu değerlendirmek amacıyla bu düğmeleri böyle bir kompozisyon içerisine yerleştirdik. Bu kapak esasında bu biraz sonra yapacağımız dikiş kutusunun kapağı. Kapağı ve altı kapağı kutunun altını diğer kutu çalışmalarında anlattığımız şekilde, anlattığımız yöntemle hazırladık. Ek olarak bu çalışmaya şöyle küçük kutular ekledik. Bunlar bir araya gelip bir iç tepsi oluşturacaklar. Çünkü kutumuz iki katlı bir kutu olacak şu şekilde. Üstteki kutu çıkacak. Alt katın çıkmasına gerek yok. Bu sebeple bunları sabitledim, yapıştırdım. Şu son parçayı da yapıştırırken size göstermek istiyorum. Silikon çok güçlü bir yapıştırıcı olduğu için bunu sadece kutunun tabanına silikonu sürmemiz yeterli. Daha sonra şu şekilde kutunun içine oturtuyoruz. Şimdi elimde kalan diğer üç kutuyu bir araya getireceğim. Bunun için silikonlarla kutularımı birbirine yapıştırıyorum. Olukların aynı yönde olmasına dikkat ederek bu kutumu da bu şekilde diğerlerine ekliyorum. Gördüğünüz gibi kutumuzun üst tepsisini de oluşturmuş olduk. Bu şekilde. Alt sabit. Bu da istendiğinde çıkartabileceğimiz ayrı bir parça oluşturuyor. İçine dikiş malzemelerinizi, düğmelerinizi koyup malzemelerinizi saklayabileceğiniz bir kutu oluşturmuş olduk. Dikiş kutunuzu iyi günlerde kullanın. Bugün sizinle bu çalışmada temel kutu yapım tekniklerini birlikte öğrendik. Bu temel tekniği kullanarak bezeme tekniklerini, süsleme tekniklerini kendiniz geliştirerek bambaşka kutular elde etmeniz mümkün. Bu çalışmalarınızda size kolaylıklar diliyorum.